Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve minennâsi men yucâdilu fillâhi bighayri ilmin ve yettebi'u kulle şeytanin merîd. Kutibe aleyhi ennehu men tevellâhu fe ennehu yudilluhu ve yehdihi ilâ azâbis sa'îr. Okuduğum ayet-i kerime Haç suresinin 3 ve 4. ayet-i kerimeleri. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu bu ayet-i kerimelerde buyuruyor ki Es-sa'du billah ve minen nasi insanlardan vardır. Men öyle kimseler ki yücadilü fillahi, Allah hakkında mücadele ediyor. Allah hakkında tartışıyor. Allah hakkında ileri geri konuşuyor. Bi gayri ilmin, ilimsizce bunu yapıyor. Allah hakkında bilgisi yok. Allah Kur'an-ı Mübin'de kendisini nasıl tarif etmiş? Bundan haberi yok. Ve yettebi'u külle şeytanin merid, inatçı her şeytana tabi oluyor bu kimse. Bu kimsenin Allah hakkında bildikleri şeytanlardan aldığı bilgiler. Hocam Allah hakkında konuşanlar şeytanları nereden görüyor? Şeytanlar minel cinneti ve nas. Hem insanlardan var hem de cinlerden var. İki ayaklı şeytan çok yani kainatta. Bugün ateistler, deistler, Allah hakkında bir şey bilmediği halde konuşanlar. Onlara tabi olan bizim evlatlarımız, zavallı çocuklarımız. İnternette, YouTube'da, farklı yerlerde onları biraz dinleyip o şeytanlara tabi olup Allah hakkında ileri geri konuşanlar. Haşa kendisini yaratan, yediren, içiren Allah hakkında ileri geri konuşanlar var ya, Allah bunları ciddi bir şekilde uyarıyor. Senin ne haddine benim hakkımda konuşmak? Hem de bilgin yok. Devamında kütübe aleyhi ennehu men tevellahu fe ennehu yudilluhu. Benim şöyle bir kanunum var. Kim şeytanı veli edinirse, kim şeytanın yoluna uyarsa o şeytan onu mutlaka saptırır. Ve yehdihi ila azabis sa'ir, onu tutuşturulmuş ateşe, cehenneme götürür. Evet değerli kardeşlerim, ne dinlediğimize, kimi dinlediğimize çok dikkat etmeliyiz. Bazı kardeşlerimiz, hocam ateistleri dinledim de veya deistleri dinledim de şöyle şöyle diyorlar. Değerli kardeşim, sen onu dinlediğin zaman şeytan onların en iyi yardımcısı. Onların her söylediğine mutlaka cevap var. Ama o an senin bilgin olmadığı için onlardan duyduğunu alıyorsun. Şeytan başlıyor sana vesvese vermeye. Aynen ayet-i kerimenin ifadesiyle inatçı bir şeytana uymuş oluyorsun. Sonuç, bu şüpheler eğer giderilmezse birileri tarafından bir pas alırsın. Bu manevi pası birisi, bilen birisi, ikna eden birisi silmezse veya sen onu dinlediğin gibi o pası silecek, onlara cevap veren kişileri dinlemediğin zaman sonuç yehdihi ila azabis sa'ir, cehenneme sizi sürüklemek oluyor. Onun için ne olur kardeşlerim, sakın ha Allah hakkında konuşanları dinlemeyin. Hocam ben baktım ne diyorlar? Bakma bakma değerli kardeşim. Kur'an-ı Kerim'i aç. Kur'an'da Allah kendini çok güzel tanıtmış. Ama tefsiriyle beraber oku. Ulemanın beyanıyla beraber oku. İlimsiz olmaz. Bakın bi gayri ilmin, ilimsizce olmaz. Müslümanlarda da bu sıkıntı var. Allah hakkında konuşuyor. Allah adına fetva veriyor. Ya sen ne biliyorsun? Bir meale bakmakla, bir takvim yaprağında okuduğun bilgiyle veya birisinden duyduğun bir bilgiyle Allah hakkında, Allah'ın dini hakkında konuşulabilir mi? Biz haddimizi bilmeliyiz. Ulemamız her şeyi araştırmış, ortaya koymuş, akaid kitaplarına koymuşlar, efendim tefsir kitaplarına yazmışlar. Bunları alacağız, hazır pişmiş önümüze koyulmuş, bunlarla amel etmenin derdinde olacağız. Sakın ha Allah hakkında ileri geri konuşmayalım. Allah hakkında bilgisizce kimseyle de tartışmaya girmeyelim. Allahu Teala bizleri dini üzere sabit kılsın.